1908'de sansürün ilk kez Türk basınından kaldırılmasının yıl dönümü. Ama bugünkü Türkiye'de maalesef sansürün kaldırılması bir şaka gibi. Çünkü hukuk basın üzerinde etkili bir alet olarak kullanılmakta. Gazetecilik sahipliği etkili bir alet olarak kullanılmakta. İktidarın gazete sahipliği ile ilişkileri bir alet olarak kullanılmakta. Dolayısıyla bugün sansür ve otosansür hikaye gibi olmuş durumda. Türkiye basın özgürlüğü ve düşünce ifade özgürlüğü açısından tarihinin en ağır döneminden geçiyor. Gazetecilerin çalışma ve yaşam güvenliklerini koruma sorumluluğu olan siyasetçiler bizzat gazeteciler için tehdit oluşturuyor. Sürekli gazetecilerin fişlendiği ve tehdit edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Sayın Bahçeli kabul etti bu işi ve bunlardan hesap sorulacağı anlamında cümleler söyledi. Dedi ki sonradan biz bunları hep hukuk içinde yapacağız. Yani başka şekilde don kullanarak falan değil. Peki hukuk içinde dediği zaman hukuk ne alemde? Yani bugün adalet üzerinde, adalet mekanizması üzerinde yapılan baskıların, etkileme gayretlerinin haddi hesabı yok. Türk basını bugün maalesef Cumhuriyet dönemindeki, hele demokrasiye geçişten sonraki dönemlerin en kötüsünü, en özgürlüklerden uzak bir sistemi, bu sistemin uygulanmasını yaşıyor. Türkiye medya tarihi açısından çok çok karanlık bir dönem yaşıyor. Gazeteciler sürekli hedef gösteriliyor, gazeteciler tehdit ediliyor, gazeteciler dövülüyor, gazeteciler hapsediliyor, gazeteciler işsiz bırakılıyor ve bir iktidar, yani bir distopyanın, hatta gerçek bir distopyanın içinde haberi koruma mücadelesi veriyor gazeteciler. Aslında o içinde ne olmak, bir şekilde doğru yolda olduğumuzu, gerçek hakikatin peşinde gittiğimizi bana gösteriyor ve onun için bundan da kıvanç duyuyor. Demek ki bir sinatiş cinayetini, bir siyasi cinayeti aydınlatmak için doğru yoldayız ve o birilerini rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Ne tehditler, ne baskılar, hepsi vız gelir. Bu ülkenin geleneklerinde Uğur Mumcular var, Musa Anterler var, Abdi İpekçiler var, Metin Göktepe'ler var, Hrant Dink'ler var. Onlar nasıl pes etmediyse bu ülkede pes etmeyecek, gerçeğini savunacak çok fazla gazeteci var. Ve o mücadele devam ediyor, her zaman da devam edecek. İktidar ve iktidarın ortağı MHP'nin gazetecileri, özellikle siyasi davaları takip eden meslektaşlarımızı sürekli hedef göstererek baskı altına almaya çalışmasının basın özgürlüğü açısından ağır bir hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Bu gazeteciler, 63 gazeteci son olarak hedef gösterildi. MHP'nin bunu istikrarlı bir şekilde her gün sürdürüyor olması gerçekten müthiş bir demokrasi ayıbı. Dünyanın herhangi bir ülkesinde gazetecileri hedef göstermekten ve gazetecileri dövdürmekten sorumlu insanların olduğu bir parti var mı bilmiyorum. Hem iktidara, iktidar ortaklarına ve muhalefete sağduyu çağrısı yapıyoruz. Mecliste sadece basın ve düşünce ifade özgürlüğünün konuşulacağı bir gündem olmasını istiyoruz. Yapılan iş gazeteciyi hedef göstermedir. Bu ülkemizde siyaset açısından da gazetecilik açısından da gelinen utanç verici bir durumdur. Ve bunu İşte biz tehdit etmiyoruz kimseyi gibi hafife almak da son derece insanlarla dalga geçmek gibi bir olaydır. Hatırlıyoruz, bir dönemlerde gazetecilerin isimleri manşetlerde oluyordu. Gazetecilerin isimleri, fotoğrafları yayınlanıyordu ve sonra bunlar öldürülüyordu. Maalesef tekrar onları yaşamak istemiyoruz. O günleri görmek istemiyoruz. MHP'nin iktidar olduğunu fark etmesi gerekir diye düşünüyorum.